Bak bak sonra neler yazdım. Sen gerçekten şuursuzsun. Durma durma. Sen de söyle. Neyi söyleyeyim? İşe yaramaz aptalın teki olduğumu. Öyle düşünmüyor musun zaten? Bunlar tam da Ümran Ayaz'ın lafları. Hayır tatlım, tabii ki öyle düşünmüyorum. Ama yani kibar olmak gerekirse fevri davranıyorsun. Düşünmeden hareket ediyorsun. Annemin söylediklerinden ne farkı var Sude? Sen hala hiçbir şeyin farkında değilsin değil mi? Ya Allah aşkına akıl var, mantık var. Senin mağdur kadın oynaman gerekiyor. Ama sen ne yapıyorsun? Çocuğu insanların içinde resmen bağırta çağırta yerlerde sürüklüyorsun. Çocuğunu isteyen bir anne böyle yapmaz mı? Hayır yapmaz canım. Çocuğunu isteyen, seven, onu önemseyen anne canını acıtmaz, korkutmaz çocuğu. Ay sen anne bile değilsin. Nereden bileceksin ki? Bunu bilmek için anne olmaya gerek yok tatlım. Al. Yazılanları oku altındaki. Yok artık. Yok ya. Artık. Bir anne çocuğuna bunu yapar mı ya? İçim kıyıldı çocuğu öyle görünce. Yazık. Bir de inanmıştık sana. Aa manyağa bak. Sadece doğurmak yetmiyor demek ki. Elif'i gördünüz mü? Çocuğun canı yanmasın diye bıraktı elini. Ya. Böyle şuursuz hareketler böyle facialarla sonuçlanır işte. Sosyal medyadan hala bir habersin Dila. Seni 10 dakikada yıldız da yapar, 2 dakikada rezil de eder. Orada hata yaparsan anında silinirsin. Ama neyse. Her hatanın bir dönüşü vardır değil mi? Şimdi beni iyi dinle. Herkesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.